Merhaba arkadaşlar. Fason üretim yapan Azra Tekstil için yazdığım programı kısaca tanıtmak istiyorum. Kullanıcı adı ve şifreyle programı açtım. Aşağıda arkadaşlar ürünler, kesimhane, atölye, ütü paket, müşteriler, faturalar, kasa olmak üzere 7 tane menüm var. Yukarıda da kendilerine iş verdiğim kesimhaneler, atölyeler, ütü paket firmalarım var. Öncelikle kesimhanelere tıkladığım zaman burada örnek olsun diye iki tane kesimhane tanımladım. Bir tane daha tanımlayayım nasıl tanımlandığını görmek açısından. Örneğin güneş kesimhanesi. Kesimhanesi. Bize 4 liradan iş yapıyor arkadaşlar. Bunu kaydettim. ESC ile çıktım. Atölyelere geliyorum. Yine burada iki tane atölye tanımlamışım. Buna da Yıldız Atölyesi diyorum. Ve bu da 2 TL'den iş yapıyor farz edelim bize. Bunu da kaydettim. ESC ile çıktım. Ütü pakete geldim. Bu da ay ütü paket olsun. Bunun da fiyatı 3 TL olsun. Ve bunu da kaydettim. Şimdi dikkat ederseniz bunların alacak ödenen bakiyeleri sıfır hepsinin. Şimdi hemen geliyorum ürünlere. Burada bir tane örnek ürün tanımlamışım. Kodu 4505 tişört beyaz renkli. Burada da ölçüleri var. S, M, L, XL vesaire. Giren 0, çıkan 0, mevcut 0. Şimdi hemen bir ürün tanımlayacağım. Ürün kodu yine 4505. Bu da tişört olsun. Tişört. Bunun rengi de yeşil olsun. Yeşil. Hemen şurada resim seçe tıklayarak Azra Tekstil programı olduğu yerdeki şu modellere geliyorum. Buradaki şu yeşil modeli, yeşil değil ama yine bunu seçiyorum ve kaydete basıyorum. Bir model daha tanımlayayım. 4506 olsun bu da. Bu da bluz olsun. Bluz mu neyse. Bunun rengi de siyah olsun. Ve resim seçe tıklayarak şu siyah rengi seçiyorum ve bu ürünü de kaydettim. Şimdi burada arkadaşlar miktarlar sıfırdan sıfıra eşit olduğu için kırmızı renkle gösteriyor. Burada da sorgulama kriteri ürün adına göre, ürün koduna göre arama yapabiliriz. Burada çok sayıda ürünümüz varsa eğer, örneğin 4506 deyip filtrele dediğim zaman sadece bu ürünü gösterdi. 4505 dediğim zaman yine filtrele diyorum, iki tane ürün gösterdi gördüğünüz gibi. Filtreyi iptal et dediğim zaman da tüm ürünlerimi gösterdi. Biraz hızlı anlatmam lazım ki video uzamasın arkadaşlar. Yine burada güncelleme çift tıklayarak güncelleyebilirsiniz. Şu güncellemeye basarak güncelleyebilirsiniz. Ürünü silmek isterseniz silebilirsiniz. Bu stok listesinde bu işlem yapılıyor. Şimdi az önce tekrar göstermiştim. Hiçbir kimsenin burada dikkat ederseniz bu alacağı yok arkadaşlar. Hemen kesimhaneye geliyorum ve bir iş emri oluşturuyorum. Kesimhane iş emri. Şurada seçe basarak hangi ürünü kesimhaneye göndereceğimi seçiyorum. Mesela şu üründen miktarları yazıyorum hızlı bir şekilde. Toplam 300 adet. Aşağıda da kesimhanelerimi görüyorsunuz. İbo kesimhanesi, Ejder ve Güneş kesimhanesi. Örneğin İbo kesimhanesi 3 TL'den 900 lira. Ejder kesimhanesi 2 TL'den 600 TL eder iş karşılığı. Ben burada Güneş kesimhanesine bunların müsait olmadığını, ellerinde iş olduğunu, işimi zamanda çıkarmayacaklarını düşünerek kendileriyle yaptığım görüşmede Güneş Kesimhanesi'ne ürünü yollayacağıma karar verdi. Burada fiyatı düşürebiliriz arkadaşlar. 303 de diyebiliriz, 2 de diyebiliriz. Neyse standart fiyatları kalsın. 1200 lira bir alacaklı duruma gelecektir. Kaydete basıyorum ve ürünümü seçtim. Bir ürün daha aynı şekilde göndereyim. Bu sefer de şu ürün olsun. Yine miktar 40 olsun bu sefer arkadaşlar. Hatta 3XL olmasın. Yine Güneş kesimhanesine göndereceğim. İsterse farklı kesimhaneye de gönderebilirim. Bakın mesela İbo kesimhanesine göndereyim bu sefer. Kaydete bastım. 2 tane kesimhaneye ürün hazırladım. Hemen irsaliyelerini keseyim. Önce Güneş kesimhanesinin irsaliyesini keseyim. İrsaliye diyorum. Güneş kesimhanesini çift tıklıyorum ve yazdıra basıyorum. Yazıcı varsa direkt kağıttan çıkarır. Ben de yazıcı olmadığı için PDF yazıcısına yazdırdığım için isim vermek zorundayım. Normalde isim verilmez arkadaşlar. Buraya Güneş yazıyorum ve kaydete bastım. Yazdırdı farz ederim. Şimdi masa üstüne ESC ile çıkıp pencere D tuşuyla simge durumuna getirip masa üstüne baktığım zaman şurada Güneş kesimhanesinin irsaliyesi burada arkadaşlar. Bakın
Aşağıda bakın, kesimhane sevk irsaliyesi, sayın güneş kesimhanesi 4505 beyaz renk, toplam 300 adet, toplam 300 teslim eden, teslim alan makbuzumuz burada, yani irsaliyemiz burada, ürünle beraber kendilerine gönderdik. Şimdi İbo kesimhanesine de irsaliye kesiyorum. İbo kesimhanesini çift tıklıyorum. Örneğin siz yanlışlıkla başka bir firmayı çift tıklarsanız sizi uyaracaktır. Ya başka bir kesimhaneyi seçmeye çalışıyorsunuz, eklemeye çalışıyorsunuz diye uyaracaktır. Neyse, ben bunu da yazdır diyorum. Evet'e basıp buna da İbo diyorum. Yazıcı olsa bunu sormazdı biliyorsunuz. ESC'yle çıkıp buna da bakalım. Yakınlaştırıyorum şuradaki düğmeyle. Evet, kesimhane sevk irsaliyesi, sayın İbo kesimhanesi, toplam 200, teslim eden, teslim alan irsaliyemiz bu şekilde. Şimdi kesimhanelere baktığımız zaman İbo kesimhanesinin 600 TL alacaklı, Güneş kesimhanesinin de 1200 lira alacaklı olduğunu görüyoruz. Şimdi işleri devam ettirip ödeme yapabiliriz. Örneğin peşin ödeme istiyorlarsa biz hemen ödemeyi yapabiliriz. Ödeme yapa basıyorum. Bakın şurada İbo kesimhanesi topla bakiyesi 600 TL. Örneğin 300 TL peşin gönderdiğimi farz edin. Kaydetti dedim. Kaydettim. Şimdi ödemedeyken şu irsaliyeyi de şu ödeme makbuzunu da kesebilirim. İsterseniz ödeme makbuzu yazdır deyip evet'e basayım. Buna da İbo ödeme diyeyim. Bakın bunu da yazdırdım. ESC ile çıktım. Hemen masa üstüne İbo ödemesine baktığım zaman bakın hemen ödeme makbuzu sayın İbo kesimhanesi tarih 1/1/2021 parayı alan adı soyadı imzası böyle bir makbuzda kestik. Şimdi kesimhaneye baktığımız zaman İBO kesimhanesinin 600 TL alacaklı, 300 TL ödendiği bakiyesinin 300 olduğunu görüyoruz. İsterseniz bir de kasaya bakalım. Kasada da eksi 300 lira, eksi 300 lira burada bak kasamızın negatife düştüğünü görüyoruz. Çünkü kasada olmayan para, para olmadığı için negatife düştü arkadaşlar. Şimdi kesimhanedeki ödemeleri sonra yaparız. Bunları ödeyebiliyoruz arkadaşlar. Birazdan bunlara geleceğiz tekrar. Şimdi ürünümüz şu anda kesimhanede. Ne zaman kesimhaneye gittiler? Birinci ayın biri 2021. Kaç adet gitti? Toplam 300, 200 daha 500 ürünümüz şu anda kesimhanelerde. 300 tanesi Güneş, 200 tanesi de İbo kesimhanesinde. Ürünümüz geldikten sonra, bu ürünler geldikten sonra kesimhaneden bunları atölyeye göndereceğiz. Atölyeye gönder butonuna tıklıyorum aşağıda. 3 tane atölyemi listeliyor. Hangisi müsaitse, hangisi ürünümü yetiştirecekse, hangisiyle anlaştıysam onu seçiyorum. Her bir ürünü farklı bir atölyeye gönderebilirim. Ben burada mesela bunu seçip şu ürünü çift tıklayıp onayla diyerek dersem bu ürün stil atölyesine gider. Bu da kesimhanede kalır. Bunu da çift tıkladığım zaman bu da aynı kesimhaneye atölyeye gider arkadaşlar. Yine şu aşağıya gönderdiğimi şuradaki seçili ürünü geri al butonuyla geri alabiliyorsunuz. Yine çift tıklayarak her ikisini stil atölyesine, bütün ürünleri stil atölyesine gönderebilirim. Yani dediğim gibi istersem 200 tanesini stile, geri kalan 300 tanesini başka birine gönderebilirim. İsterseniz bu sefer öyle yapalım. Bir tanesini geri alayım. Bunu stil atölyesine göndereceğim. Sevki onayla evet dedim. Stil atölyesine gitti. Dikkat ederseniz stil atölyesine gönderdim. Hemen atölyelere baktığım zaman da stil atölyesinin 900 TL alacaklı olduğunu gördüm. Peki atölyede ne şey kesimhanede hangi ürünümüz kaldı? İbo kesimhanesindeki şu 200 adet ürünümüz kaldı. Bunu da atölyeye gönderelim. Bu sefer stile değil Ezmira'ya göndereyim. Çift tıklıyorum. Sevki onayla diyorum ve İkisini de atölyeye yolladım. Tabii daha yollamadım. İrsaliyesini kesip beraber yollayacağım arkadaşlar. Stil atölyesini seçip irsaliyeyi tıklıyorum ve çift tıklayarak aşağıya gönderdikten sonra irsaliyeyi yazdır diyorum. Evet'e basıyorum. Buna stil diyorum ve tamam dedim. Hemen ESC tuşlarıyla kapatıp masa üstüne size göstermek için bunu yaptım. Dikkat ederseniz aşağıda atölye, sevk irsaliyesi, sayın stil atölyesi, bilmem şu ürünün kodu 4505 beyaz 300 adet teslim eden teslim al. Yine atölyedeki şu Ezmira'nın da irsaliyesini kesiyorum. Çift tıklıyorum. Yazdır diyorum. Evet diyorum. Buna da Ezmira diyorum ve onu da gönderdim irsaliyesini. Ve arkadaşlar
bu iki ürünüm, bu iki parti ürünüm irsaleleriyle beraber atölyelere gönderildi. Ben şu anda hangi tarihte, hangi atölyeye ne gönderdiğimi buradan görebiliyorum. Şimdi şöyle bir sorun var. Bazen ürün gönderiliyor. Miktarlar veya fiyatlar sonradan değişebiliyor arkadaşlar. Şimdi ücreti mesela burada 3 TL'ye anlaşmışız, 900 TL, ama burada fiyatı güncelle diyerek güncelleyebiliyoruz. Örneğin bakın, tekrar isterseniz önce bir stile bakalım. Stil bizde 900 TL alacaklı mıdır? Evet, stil atölyesi 900 TL alacaklı. Peki biz parça başı atölye işini fiyatını 4 TL'ye çıkarıyoruz ve tamam diyoruz. Fiyat değişikliği istediğinizden emin misiniz? Evet diyoruz ve 1200 TL'ye çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi SC ile orayı kapatıp atölyeye baktığım zaman stilin 1200 TL'ye alacağının 1200 TL olduğunu gördüm. Ezmira 800 TL'dir. Eğer onun da fiyatını güncellemek istersek fiyatı güncele diyerek güncelleyebiliriz. Şimdi ürünlerimiz atölyelerden geldiği zaman bazen eksik gelebiliyor, file verebiliyor, kaybolabiliyor vesaire. Bu durumda miktar güncelle diyeceğiz arkadaşlar. Eğer size eksik ürün teslim edildiyse, örneğin 300 tane gönderdiniz de size şurayı bir tanesini 30 yapayım ya da birini 30, şunu da 30 yapayım ya da 40 yapayım. Örneğin ise 270 adet 30 tane eksik teslim ederlerse bunu bu şekilde düzeltip onayla diyeceksiniz. Ve dikkat ederseniz miktar 270'e düştü. Bakiyede 1080'e düştü. Az önce 1200 TL Azmira Steel bizden alacaklı iken şu anda 1008'e düştü arkadaşlar. Aynı şekilde şu Ezmira'daki de 200 adet ürün bize eğer eksik gelirse şayet, örneğin şuradan 190 adet geldiyse bunu da güncelleyerek fiyatının 760'a, yani alacağının 760'a düştüğünü gördük. Bir de şöyle bir durum var. Atölyeye gelen bir ürünü siz tekrar kesimhaneye gönderebiliyorsunuz. Dikkat ediniz, aşağıda kesimhaneye geri gönder var. Onu da birazdan ileride anlatacağım tekrardan. Örneğin ütü pakete gönderelim ve tekrar işlemi iptal edelim. Aynı şey burada da söz konusu. Şu ürünlerin bize geldiğini, teslim edildiğini farz edelim ve ütü pakete gönder dedim. Hangi ütü pakete gönderelim? Her birini ayrı ayrı ütü paketlere gönderebileceğimiz gibi, yani şuradaki ürünleri, şuradaki ürün, her iki partiyi, her iki ürün grubunu aynı ütü pakete de gönderebiliriz. Her birini ayrı birine de gönderebiliriz. Dolayısıyla ben iş uzamasın diye ikisini de Nisa ütü pakete yollamak istiyorum. Şöyle çift tıklıyorum, şunu da çift tıklıyorum. Sevki onayla diyorum. Evet'e basıyorum. Ürünlerim arkadaşlar ütü pakete geldi. İsterseniz atölyeye geri göndereyim. Burada atölyeye geri gönder. Evet diyorum. Atölyeye geri gönderildi. Tekrar atölyeye geri gönder diyerek atölyeye geri gönderebiliyoruz. Yani bunu niye anlatıyorum? Çünkü bazı atölyedeyken siz işlem yaparken yanlışlıkla ütü pakete gönder dediniz. Ütü pakete gönderdiniz ve ütü pakete gitti. Dikkat ederseniz ütü pakette şu anda ay ütü pakete gönderdiğimiz için 1380 TL alacaklı. Ben bunu buradan tekrar geri alabilirim arkadaşlar. Şurada iki tane buton var. Atölyeye geri gönder, atölyeye geri gönder ve atölyeye git. Mesela şu ürünü seçip atölyeye geri gönder ve atölyeye git dediğim zaman hem gönderir hem atölyeye geri geldiğini gördünüz. Ama eğer siz buradan atölyeye gönder derseniz yine burada kalırsınız. Atölyeye SC ile buradan kendinizin çıkıp ayrıca açmanız gerekiyor. Şimdi atölyeye geri gönderdiğimiz için dikkat ederseniz ütü pakette bir alacak kalmadı arkadaşlar. Neyse. Yani şunu demek istiyorum. Siz kesimhaneden atölyeye, atölyeden ütü pakete ürünleri sevk edebilir. Tekrar geriye işlemi geriye çevirebilirsiniz. Atölyeden ütü paketten atölyeye, atölyeden kesimhaneye ürününüzü tekrar geri çekebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bunun için hem oraya hem buraya gönderdim. Şimdi en son biz atölyeye ürün göndermiştik, fiyatları güncellemiştik. Hatta bize eksik ürün teslim edildiği için de miktarları da güncellemiştik. Ürünlerimiz bize teslim edildi. Tüm işlemlerimizi yaptık. Şimdi ütü pakete gönderiyoruz. Hangi ütü pakete gönderelim? Nisa'ya gönderelim. Nisa ütü paketi çift tıkladım. Sonra buradaki ürün, pardon, tıkladım. Buradaki ürünleri çift tıklayarak aşağıya gönderdikten sonra sevki onayla diyorum. Evet'e basıyorum. Niye bu aşağıdaki aşağıya gönderme işlem menüsünü oluşturdum? Çünkü burada çok sayıda ürün olabilir. Tek tek birini seçip ütü pakete göndermek yerine topluca bu aşağıya atıyorum.
sepet gibi düşünün. Sonra buradan da ütü pakete gönderiyorum. Hani alışveriş sitelerinde önce sepete ekle, sepete ekle, sonra sepetten onayla gibi bir işlem yaptım buradan arkadaşlar, daha kolay olsun diye. Sevki onayla diyorum ve ütü pakete gönderdim. Hemen burada da irsaliyelerini kesebiliyorum. Şunu çift tıkladım, aşağıya attım ve irsaliyeyi yazdır diyorum. Evet'e basıyorum. Buna da Nisa diyorum arkadaşlar. ESC'yle kapattım. Şimdi küçültüyorum ki size makbuzu göstermek için. Normalde yazıcı olsa direkt kağıt önümüze düşer. Hemen şöyle bakıyorsunuz arkadaşlar. Ütü paket sevk irsaliyesi sayı Nisa ütü paket toplam 460, teslim eden teslim alan, çünkü ürünlerimiz eksik teslim edilmişti atölyelerden. Bu nedenle ütü pakete de bu miktar kadar gönderdik. Ütü pakette işlemlerimiz, yine burada dikkat ederseniz miktar güncelleyebiliyoruz. Yine fiyat güncelleyebiliyoruz. Örneğin ütü paketin fiyatı 2 lira değil de 3 lira olsun. Güncelle dedim, evet dedim. Şu ürünü de aynı şekilde fiyatı güncelle deyip 3 deyip güncelleyebiliyorum. Dikkat ederseniz fiyat değişti. Şu anda 1380 liraya çıktı. Nisa ütü paketin alacağı 1380 liraya çıktı arkadaşlar. Ütü paketteki dediğim gibi miktarı da yine güncelleyebiliriz. Neyse. Ütü pakette malzemelerimiz bize teslim edildikten sonra şurada gördüğünüz gibi stoğa aktar diyoruz. Şu anda bakın stokta hiçbir ürünümüz yokken tüm ürünlerimiz ütü pakete hazırlanmış bir şekilde gelip stoğa aktar diyoruz. Evet'e basıyoruz. Tüm ürünlerimiz stoğa aktarıldı. Şimdi ürünlere baktığımız zaman toplam 270'e 190 adet ürünün stoğa girdiğini gördük. Satışa hazır hale geldiler arkadaşlar. Şimdi bunları satmaya başlayalım. Öncelikle müşterilerimiz burada tanımlanmış durumda. Eğer yeni bir müşteri tanımlamak isterseniz burada tanımlayabilirsiniz veya faturadayken de tanımlayabilirsiniz. Faturaya geliyorum. Burada müşteri adı, şuradaki merceğe tıklayarak kime satıyorum arkadaşlar? Örneğin ben Nas Tekstil'e bu ürünleri satacağım. Peki ne satıyorum? Şu tişörtü satıyorum. Dikkat ederseniz toplam 270 adet geldi. Ben istersem bunun işte şu modelden ya da bu 50 olsun da 3x50 istemiyorlar. Bunu satmıyorum. Ya da bundan 10 tane satayım. Toplam 230 adet, tanesi 60 TL'den kendilerine veriyorum. Ekle diyorum. Ekledim. Tekrar buradan diğer ürünü seçiyorum. Bunu da tamamını vereyim. Tanesi o da 60 lira olsun ya da 70 liradan vereyim, bu ürün farklı bir fiyata sahip. Evet'e bastım. Her iki ürünü buradaki listeye ekledim. Ve toplamı 27.100 TL çıktı. İsterseniz buradaki ürünü, örneğin vazgeçtiyse bunu almayacağım derse ürünü sil diyebilirsiniz. Yani silebiliyorsunuz. Tekrardan ürünlerinizi seçebilirsiniz. Örneğin şuradan 10 tane gönderiyorduk. Tanesi 60 liradan, ekle deyip ekliyorum. Diğer ürünü yine seçerek tamamını göndereyim 60 TL'den ve ekledim. Yani buraya eklediğiniz ürünü tekrar silebiliyorsunuz. Onu da göstermek için bunu anlattım. Toplam 25.200 TL. Kime satıyoruz? Nas Tekstil'e. Kaydete basıyorum. Evet diyorum ve gönderdim. Şimdi burada dikkat ederseniz şöyle bir fatura oluştu. Az önce satış faturalarımız vardı. Şu anda fatura listemizden şu az önce kestiğimiz faturayı burada görebiliyoruz. Seçili faturayı yazdır diyorum. Evet'e basıyorum. Buraya da Nas diyeyim. Ve fatura makbuzunu, satış makbuzunu da şöyle yazıcıdan çıkardım. Ürünle beraber kendisine yolladım. Dikkat ederseniz Sayın Nas Tekstil tişört 190 adet, fiyatı 60 TL'den 11.400, 13.800, toplam 25.200 TL. Nas Tekstil'in satış makbuzunu da ürünle beraber kendisine gönderdim. Şimdi müşterilere baktığımız zaman Nas Tekstil'in arkadaşlar 25.200 TL borçlu olduğunu görüyorum. Kasada da az önce eksi 300 lira para vardı. Bir 300 liralık bir tahsilat yapmıştık İBO kesimhanesinden. Şimdi ne yaptık? Kesimhane tanımladık, atölyemizi tanımladık, ütü paketi tanımladık, ürünlerimizi tanımladık. Bütün bunları kesimhaneye gönderdik. Kesimhanede iş bittikten sonra atölyeye, atölyede ütü paketinden de sattık arkadaşlar. Şimdi biz buradaki kesimhane, atölye ve ütü paket, yani hizmet satın aldığımız bütün firmaların ödemelerini yapmak istiyoruz. Şunun 300 TL'si kalmıştı. Ödeme yap diyorum. 300 TL. Bakalım bu işin sonunda ne kadar para kalacak bize. Kaydete bastım. Bunu gönderdim. Az önce dediğim gibi buradan her bir işlemin makbuzunu kesebilirsiniz.
Şurada bir de 1200 TL'lik güneş kesimhanesi var. Onu da ödeyelim. 1200 TL toplam ödeyelim. Yani parça parça da ödeyebilirdik. Şu anda dikkat ederseniz kesimhanede kimsenin bakiyesi kalmadı. Peki kasaya bakarsak kasanın durumu arkadaşlar. Kasada şu anda 3 tane işlem yapıldı. Eksi 1800 TL. Ben bunları silersem bunların tekrar alacağı eski haline gelecektir arkadaşlar. Atölyeleri de aynı şekilde 1080 lira, şuna da ödeme yapayım. 1080 lira stil atölyesine ödeme yapıyorum. Bunda bir de 760 TL Ezmira'ya ödüyorum. 760 TL. Onu da ödedim. Dikkat ederseniz atölyelerde de bakiyeler sıfırlandı. Ütü pakete geliyorum. 1380 lira buraya ödüyorum. 1380 lira ütü pakete de ödedim. Ütü pakete de kimsenin alacağı kalmadı. Kasa eksi 5020 liraya çıktı arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum burada? Şu müşterimden de tahsilat yapacağım şimdi. Bu müşteri bana ödeme yapıyor. Yani o kendisinden tahsilat yapacağım. Şurada tahsilat yap butonuna tıklıyorum. Nas tekstili seçiyorum. Örneğin buradan 15.200 TL'sini aldım, tahsil ettim ve kaydete bastım. Şimdi ne kadarı kaldı arkadaşlar? 10.000 TL'si kaldı. Kasaya baktığım zaman eksideydi kasamız. Şu anda artıya geçti. 10.180'e çıktı. Neden? 15.200 lira tahsil ettiğimiz için o eksiği kapattı. 10.180 lira kaldı. Müşterimizden şu kalanı da tahsil edelim. 10.000 lira daha tahsil ediyorum. Şunu çift tıklıyorum. 10.000 diyorum. Tamam dedim ve kaydete bastım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz müşterimizin bakiyesi sıfırlandı. Ve az önceki ödemede bak dikkat ederseniz artık ödeme yapacağımız şey tahsilat yapacağımız kimse kalmadı. Burası boş kaldı artık. Kimse bir şey gelmiyor buraya. Yani ben gelip kasadan kontrol ettiğim zaman kasanda 20.180 lira kasada para olduğunu görüyorum. Şu anda kimsenin ne borcu var ne alacağı var. Stokta da dikkat ederseniz 40 tane 3XL ürünüm kaldı sadece. 40 adet mevcut, 40 adet. Bütün işlemlerimiz böyle arkadaşlar. Programı yedekle diyerek yedeğini alabiliyoruz. Aktif yazıcıyı seç diyerek yazıcımızı değiştirebiliyoruz. Excel'e geçmek istersek burada şifre yazarak 1, 1, 2, 3, 4 diyerek Excel'e geçebiliyoruz. Burada arkadaşlar ayarlar sayfasında kullanıcı adımızı ve şifremizi buraya yazıyoruz. Tekrar Excel'e gelip şey programımızı bu şekilde çalıştırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. En azından Excel VBA'lar neler yapıldığını görmeniz açısından. Yani kısacası toparlamak gerekirse burada ürünlerimizi tanımladıktan sonra kesimhanelerimizi, şurada atölyemizi, ütü paketlerimizi hazırlayıp ürünlerimizi tamamen yani takip edebiliyoruz. Baştan sona kadar takip edip satışını yapıp. Bir de kasada şu anlatmadığım bir şey var arkadaşlar. Şurada işlem ekle butona basarak örneğin burada mesela kira diyelim. 5.000 lira kira ödüyoruz. Giriş mi çıkış mı? Çıkış diyorum. Örneğin Aralık ayı kirası diyorum. Ve kaydete basıyorum. Dikkat ederseniz kasadaki param 15.180 liraya çıktı. Düştü. Yine mesela elektrik parası 500 TL elektrik parası ödedik. Çıkış diyoruz buraya. Yine Aralık ayı elektrik parası faturası. Bunu da kaydete basıyorum. Bir de şurada 1'e tıkladığım zaman Ocak, 2'ye bas Şubat, Mart, Nisan her ayın işlemlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki aylara basarak toplamlarını görebiliyoruz. Yani iş yerimize ilgili gelir gider. Ekstradan bir yere bir para geldiyse mesela örneğin kasaya para girişi dedik. Mesela kasamıza 5.000 TL para koyduk ekstradan. Şu anda 14.680 lira var. Giriş diyorum. Kasaya para girişi diyelim. Neyse. Kaydete basıyorum. Bakın kasa 19.680 liraya çıktı. Yani kasada iş yerimizin tüm ödemelerini de ayrıca takip edebiliyoruz, girebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen devam edelim. Damlaya damlaya göl olur lafını sürekli söylüyorum.
Yani siz sabırla, azimle çalışmaya, öğrenmeye devam ederseniz 5-6 ay sonra bir bakarsınız ki derya olmuşsunuz. Size tavsiyem budur. Kod yazmaya, bir şeyler öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki eğitim dersinde görüşmek dileğiyle. Son olarak böyle bir programa ihtiyacınız varsa bstkanalı@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Son söyleyeceğim de şu arkadaşlar, ben genelde lütfen kanala abone olun vesaire filan demek hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama kanaldaki abone sayısındaki değişme bu anlattıklarımıza yani bir teveccüh olduğunu gösterir. Böyle bir eğitimin devam edilmesini bir nevi söylemiş oluyorsunuz. Eğer ilgi alakanızı gösterirseniz, yani beğeniyorsanız, devamını bekliyorsanız, bu tür eğitimlerin devamını bekliyorsanız bir şekilde göstermeniz lazım ki biz de devam edebilelim. Aksi halde sanki boş zaman kaybı, boşuna uğraşıyoruz gibi bir hisse kapılıyoruz. Bu da pek hoş olmuyor. Nasıl ki bir öğretmen sınıfta ders anlatırken öğrencilere uyuklar, yani dersi takip etmese, öğretmenin bir de anlatma hevesi kalmıyorsa, ama pür dikkat hocayı dinleyen öğrenci olan bir sınıfı düşünün, öğretmen iştahla anlatmaya devam eder. Bizim durumumuz da bu. Bunu da söyledikten sonra hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.